Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir canlar. Canlarım, şurada görmüş olduğumuz gibi biber kurusu var. Şöylece patlıcan kurusu var. Bugün arkadaşlar soğanla bunu kavurlayacağım gene. Şöyle güzelce ne? Bunu iyicene şöyle yıkayacağım. Şöyle iyice yıkayalım. Güzelce, tamam mı? Tamam Hatice Hanım. Aa, sapı düşmüş bir de. Sapıyla mı korunmuş? Gözde de korumuyor la, yaşlanmış la. Vallahi. Arkadaşlar, Hatice Hanım bugün bu tür şeyleri Hatice Hanım çok sever ama ben de hiç sevmem, aç kaldım bugün. Yemek zorundaysın Elifciğim. Aç kalmayla neyin, öyle olmaz. Kış gününde ne yenecek? Melemen, soğan kavurlaması, kuruydu, diriydi, onlar yenir biliyor musun? Başka ne yiyeceğiz? Yeniden arkadaşlar, yiyeceğiz mi? Ya bismillah. Güzelce ne? Arkadaşlar üstüne bir sarımsaklı yoğurt döktüm diye. Gelmek keyfine ama gel gelelim işte. Herif öyle değil de yiyor. Arkadaşlar aç kaldım mı mecbur yiyecek. Aç kaldım mı mecbura sokuyor arkadaşlar bu beni. Mecbur yiyecek. Yemese ne yapacak? Aç kalacak yoksa diyorum. Aç kalacak. Alacağım olsun. Yemek zorundasın herif. Arkadaşlar şimdi yiyecek. Toz, toprak ne de olsa yazın hani kuruyor ya. Var bunlarda. İyi de yıkamasak tozu toprağa gitmez. Ali. Güzelce örtürürken görüşecek mi? Olur. Arkadaşlarımızı sıkma. Arkadaşlar şimdi patlıcanla biberlerimi yıkadım. Buraya da ocağa suyu koydum şöyle. Biraz ısınsın, ısınmadım arkadaşlar. Soğuk suyun içine atarsak sert olur. Burada da soğanlarımı soydum. Hazır asker bekliyorum. Burada da herif gezeliği. Bugün aç kaldım. Aç kaldı. Ben de şöyle arkadaşlar. Akşamdan makinemi çalıştırdım. Yıkadım bulaşığı. O börteş tane arkadaşlar. Hatice'ye boş durmak yok. Sofrayı sereceğim. Arkadaş boş durmak yok diyor. Elinde kamerayı almış. Hadi çalış bari. Kamerayı ben alayım da. Şöylece. Tabakları boşaltalım. Bazısı niye yumamış ona bakıyor. Üst üste düzersen yıkamamış. Yok ya bizim bu makine hala kocamış. Makine kocamış. Ben de kocadım. Hani nasıl olacak bu iş? Baksana. Yeniden mi yiyeceğim? Bunu elde yıkamak daha iyi. Bence bu makineyle. Makine nasıl oluyor? En azından bunu çıkarıyor bak. Gördün mü? O yüzden. Aşağı bir şeye koydum arkadaşlar. Ben buraya geleli hiç burada tuz kullanmadıydım. Tuz. Hani daha tuz nedir hiç bilmiyordum. Parlatıcı tuz. Ondan sonra tuzu yok dedi gelinle ama buranın arkadaşlar suyu kireçli oldu mu bakın şöylece göstereyim Ali. Bardaklar buharlı görüyor musun Ali? Bak. Arkadaşlar buranın suyu iyi değil. Yani, kireçli, çok aşırı kireçli. Ben orada var ya herif. Bir tane bardağımın ben böyle bir leke olduğunu hiç hayatta bilmiyordum. Pırıl pırıldı. Şöyle bir sofraya koysam makineden çıkart. Gelen olsa der ki bu bardakları hiç mi yumamış derler. Buranın suyu gerçekten bir daha aç, bir daha yak o zaman. O istersen 10 kere yak buranın suyundan Ali. Hatice Hanım haşladı arkadaşlar. Böyle börttürdü mü derler. Börttürdüm arkadaşlar. Güzelce de iyice yeniden tekrar 2-3 kere geri yıkadım. Burada arkadaşlar biraz melemenim var. Salçam var. Tuz Ali. Burada da sarımsağla soğanları doğradım güzelce de elinde bir yağ koydum arkadaşlar. Soframı da hemen göstereyim canlarım. Soframızda da arkadaşlar zeytin, reçel, peynir, tereyağı ve bal var arkadaşlar. Şunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum canlarım. Öylece canlarım, bunu benim hem bacolu hem eltolu, onun gelini getti. Bunu kendisi doğal yapmış. Onun suyun elinden yüzüne çıkmış. Böyle iki tane bana getmiş. İbademe getmiş, sağ olsun. Bunu yazın gittiler, toprağı bizden dımdırı kaldılardı yani. Hmm. Güzelce benim bacıyla yapmışlar. Ama açamadım dur. Ağzını iyi örtmüş ha. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Arkadaşlar kuşburnu, marmalat. Marmalatı şöyle göstereyim. Güne doğal suyu şöyle çökmüş. O kurumu derler, neyi derler, bal gibi bak ne güzel olmuş. Görüyor musun? Şimdi şöylece. Oh çok güzel arkadaşlar. Taze yapınca rengi çok güzel, çok hoş. Görüyor musun Ali? Tabağa koymaya gerek var mı? Önce tabağa koy. He? Çünkü onu nasıl bandıracaksın şişenin içinde? Aa şöyle bir kaşık koymak var, sürek sürek yiyelim. Öyle mi yapalım? Olmaz mı? Hadi öyle olsun, senin dediğin olsun. Şimdi daha neler mi bakayım? Yani sonra beni bekliyor. Şimdi oraya gideceğim, şimdi bir de orada yemek hazırlayacağım Ali efendi. Arkadaşlar bu da melemeni şişeden boşalıyor. Arkadaşlar en yakın şimdi bunu güzelce kavruklayacağım. Salçayla kavruklayacağım. Ondan sonra domatesi koyacağım. Ondan sonra biberle baldıcanı koyacağım. Kavruklarken görüşecek arkadaşlar. Görüşecek. Soğanları iyice arkadaşlar kızartmış gibi hale getirdim. Şimdi şöyle salça koyuyorum. Kaşığın ucuyla biraz salça koydum hani. Şöyle. Onu da iyice. Şöyle. Onu da iyice şöyle. Arkadaşlar mis gibi kokuyor. Özel oluyor, içinde sarımsak da var. Hatice Hanım kendi yaptığı salça arkadaşlar bu. Aynen. Yazın yapıyoruz, kışın kullanıyoruz inşallah şöyle de. Şimdi bunu şöylece yudum ama suyunu şöyle sıktırıyorum Ali. Listire koysaydım? Şöyle. Onun hepsini yapmayacağım. He, hepsini yapmayacağım. Hı hı. Şöylece. Acı mı tatlı mı biberler? Şu acı olaydı, kokusundan durulmazdı. Tatlıymış o zaman. Tatlı biberdir. Şunu yeter, elini suya. Tamam, elini suya tut. Arkadaşlar böyle salçayla soğanı karıştırıyoruz diye. Ooo, melemeni de koydum. Melemen, ya bu iyi ki de yapmışım arkadaşlar. Vallahi hali. Yapmayın, her şeyi yapıyoruz. İyi zamanda böyle yiyoruz ya. Öyle. Şimdi da benim bağ toplatacağım. Bu ne dedi? Geçeyim başına. Geç bakalım, hadi gel. Şunu şöyle gidelim arkadaşlar, şöyle. Şimdi arkadaşlar, patlıcan kurusuyla biber kurumu da şöyle koydum. Sevgiliyim de salçalı tarafına. Öyle mi diyeyim? Tabii ki. Eğitim alıyor arkadaşlar. Tabii ki kaşığı da oradan çekmiyor ki gözükmesin diye. Şimdi şöyle az bir uzatalım. Hani. Sevenler arkadaşlar, eşim sevirse ben buna unuttuğum domates kurusu var ya. Hı, ondan da olur. Ondan da güzel olur. Onu da çok seviyorum ama lakin o konuda kafamız işte bir türlü uyuşmuyor. Ben kuruları çok seviyorum arkadaşlar. Eşim kuruyla tam tersine güneş koruyor. Vitaminli şeyleri yemiyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar mis gibi bakar mısınız? Ama damak tadım farklı. Göz hitabı farklı. Aynen. Şimdi çayımın altında şöyle şurayı açayım, beni soğumayın. Sonra da konuşacak Ali Bey. Tamam. Hatice Hanım dök artık şu çayları ya. Döküyorum Ali anca ya. Anca herif makineyi boşalt. Anca. Yemin değil mi Emrah? Emrah uzun ne yapıyorsun? Ha iyiyim ya. Teyze ne pişirmiş? Yok. Kabak. Kabak pişirmiş, seni kandırıyor. Batlıcan. Ha. Patlıcan kurusu, biber kurusunu. Biber. Şimdi ağzını yakacağım. İyiymiş diye. Ağzını bir yakayım teyzem. Ağzın yansın mı? Masum diyorum, şaka diyorum, tatlı. Teyzem. Hadi arkadaşlara bir daha yapalım mı bunu? Evet. Hadi bakalım. Ben gideyim böyle, hadi. Ne yapayım? Arkadaşlar, Emrah misafirliği bitti bugün. Evet. Artık kovu yok biz bunu ya. Yok. Yeter ya, çok durdun ya. Evet. Anası geliyor ailem böyle. Emrah evine, ben de arkadaşlar. Gerçekten saat şimdi 12 gibi gideceğiz değil mi? Bir gün onlara akşamüstü gelecek. Yemek yapacağım arkadaşlar orada. Hazırlık yapacağım inşallah. Emrah'ı da evine götürüyorum. Böyle, umarım soframı beğenirsiniz canlarım diyorum. Gelin beraber yiyek diyorum. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum diyorum. Hoşça kalın diyeyim kanalıma. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlu olurum canlarım.